Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ise e, Logical Operators e, diye bir konumuz var. Onu çalışacağız. Logik olarak e, bakacağız. E, bunu daha önce belki lise hayatınızda çalışmışsınızdır. E, mantık dersinde çalışmışsınızdır. E, tekrar hatırlayalım. Tekrar nasıl yapıldığına bakalım. E, yine Developer Console'da yapmaya çalışacağım. Şöyle başlığımızı koyalım. Başlığımız Yine Türkçe klavyenin içindeyim. İngilizceye geçelim. Başlığımız şu. Logical Operators. Şimdi iki tane Logical Operator'ımız var. Ee, biri and, diğeri ise or. Şu şekilde yazayım. Birincisi and, ikincisi or. Ee, e, bilmiyorum başka e, diller dillerde çalışınız mı dilleri çalıştınız mı Python gibi Java gibi PHP gibi dillerde bunlar and ve or olarak kullanılabiliyor ya yani bazı dillerde bu değişiyor ama biz Java'da e, özür diliyorum Apex'te and kullanmayacağız ya da or kullanmayacağız andin bir karşılığı var and için bizim kullanacağımız işaret e, şu işaret e, bu, bunun karşılığı and sürekli bunu kullanacağız ve anlamına geliyor. Or içinde kullanacağımız işaret şu işaret olacak. Klavyenize klavyenizde backslash diye bir işaret var. Hemen onun üzerinde onu hatırlatayım. Eee bunu şu iki slash'la şunla slash ya da ile karıştırmayalım. bunlar aynı işaretler değil. o yüzden bu şekilde bu işaretleri end bu işaretleri de or için kullanacağız. Yani comparison'a benziyor ama burada bizim ikiden fazla en az iki karşı, karşılaştırmamız olacak. Şöyle diyeyim ben. Diyelim ki sistem nokta debug diyelim. İçine biz şöyle iki ifade yazsak. Diyelim ki mesela iki eşittir 2 ondan sonra n desek 3 e, büyüktür 1 bu şekilde bir ifade yazsak bunun sonucu da her zaman logical operators e, e, konusunu çalışırken yazdığınız ifadelerin sonucu yine true ya da false yine true ya da false ama birden fazla birden fazla comparison olduğu için biz buna logical diyoruz birden fazla comparison olduğu durumlarda ne yapacaksınız onu çalışacağız bugün şu anda ben ne dedim? 2 eşittir. 2 mi ve 3 birden büyük mü? And kullandık. Bir de or kullanma yerleri var. And kullandığı zaman ne olur? Or kullandığı zaman ne olur? Dediğimiz gibi and, ve anlamına geliyor. Or ise ya da anlamına geliyor. Şuraya yazalım. Parantez içinde şöyle yazalım. Ve anlamına geliyor. Or ise ya da anlamına geliyor. Şimdi şöyle çok basitçe düşünün. Günlük hayatımızdan bir örnek verebiliriz diyelim ki ben şöyle bir şey desem mesela futbol dünyasından bir örnek versin desem ki Fenerbahçe ve Kaladasaray dün akşam yenildi ya yani iki ayrı maç oynadılar yenildi buradan anlayacağın sonuç şu Fenerbahçe ve Kaladasaray ikisi de yenildi İkisi de yenildi ya da şöyle deseniz ikisi de yenildiden sonra ya da kullansak, desek ki Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın yenildiğini duydum. Burada bir soru işareti var. Kim yenildi? Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Ya da her ikisi mi? Her ikisi de yenilmiş olabilir. Her ikisi de yenilmiş olabilir. Bu şekilde e, farklı örneklerde kullanabilirsiniz. Ben bunu öğrencilerime anlatırken e, bu lise konularından bir tanesi şöyle diyorum. Diyelim ki müdür iki öğrenciyi odasını çağırıyor. Şöyle dese müdür, Ahmet ve Mehmet benim odama gelsin. Dediği zaman siz bu koşulun sağlanması için yani sonuçun doğru olması için müdürü e, memnun etmek için Ahmet, Ahmet ve Mehmet'in ikisinin de müdürün odasına gitmesini sağlamanız gerekiyor. Eğer Ahmet gitse Mehmet gitmese yanlış. Çünkü müdür diyor ki Ahmet ve Mehmet ikisi de benim odama gelsin diyor. Ahmet gitti Mehmet gitmedi Yanlış yani false. Ahmet gitti. Ee, Ahmet gitmedi bu kez. Mehmet gitti. Bu da yanlış. Yine false. Ama hem Ahmet hem Mehmet müdürün odasına gittiyse o zaman true oluyor. Yani şunu de demek istiyorum. And kullandığınız zaman eğer iki condition da true ise sonucumuz true oluyor. Ve direkt true yazalım. Bakalım. İki condition'ımız da true olduğu zaman sonucumuz true mu? Ona bakalım. Bir bu. Bir buna bakacağız. Birincisi true, ikincisi true. Müdürün örneğini aklımıza getirelim. getirelim. Müdür ne diyor? Ahmet ve Mehmet odama gelsin. Şu anda hem Ahmet hem de Mehmet. Diyelim ki birincisi Ahmet'i temsil ediyor. İkincisi Mehmet'i temsil ediyor. Her ikisi de müdürün odasına gitti. Müdür şöyle demez. Ya ben Ahmet ve Mehmet'in ikisini çağırmıştım. Neden gelmediler? Hayır. Geldiler. İkisi de geldi. O yüzden true ve true oluyor. Birincisi bu. Bunu execute yapalım. İkisinin true olma ihtimali. End kullanırken İkisi de true oluyorsa sonucumuz ne? Ona bakalım. Gördüğünüz gibi true oluyor. İkinci ikisi de true olursa. Şimdi ne demiştik? Ahmet geldi, Mehmet gelmedi. Ahmet geldi, Mehmet gelmedi. True, false. Bir de şöyle düşünelim. Ahmet gelmedi. Bu kez Mehmet geldi. Yani müdürün gözüyle bakalım. Ahmet gitmiş, Mehmet gitmemiş. Tam tersi ya da Ahmet gitmemiş, Mehmet gitmiş. O iki, üçüncü şartımız bu. Dördüncü şeyimiz ne? E, dördüncü olasılığımız da şu. İkisi de gitmedi. İkisi de gitmedi. E Şimdi ben e, müdür olsam Ahmet ve Mehmet'i odama çağırdığım zaman ikisi de geldiği zaman ben okey derim. Yani benim dediğimi yaptınız. En az bir kişi gelmezse ya da ikisi de gelmezse ben o zaman derim ki benim dediğimi yapmadınız. Ben Ahmet ve Mehmet'i çağırdım. Ahmet geldi, Mehmet gelmedi. Olmaz. Ahmet gelmedi, Mehmet geldi. Olmaz. İkisi de gelmedi. Hiç olmaz. O yüzden birincisinin true, geri kalanların false olduğunu göreceksiniz. Execute yapalım. Görüyorsunuz birincisi true, diğerleri hep false. Şöyle diyoruz. End kullandığımız zaman her ikisinin de true olması gerekiyor ki sonuç true olsun. En az bir tanesi false ise sonucumuz false oluyor. Yani verdiğim örneği düşünün. Ee, en az biri gitmezse sonuç yanlış olur. E yani çok basit düşünmek lazım. Yani çocuğunuzu bakkala gönderdiniz. Bakkaldan dediniz ki şeker ve çay al. Çocuk gitti şeker aldı. Ya oğlum ben sana şeker ve çay al dedim dersiniz. Ya da sadece e, çay aldı. Oğlum şeker nerede diye sorarsınız. Hiçbir şey almadı. Oğlum sen ne yapıyorsun dersiniz. Yani ben seni ben sana ne dedim? Şeker ve çay al. Hem şeker almamışsın hem çay almamışsın. Yani ikisini de alması gerekiyor. Şeker ve çay al dediğiniz zaman. Bu birincisi. ikincisi diyelim ki bunları aynen böyle kopyalayalım. Bu kez e, en değil de or diyelim. Buna or diyoruz. Buna da or diyoruz. Türkçe'de ya da ya da şeklini düşünün. Evet. Şimdi ya da örnek görelim. Diyelim ki yine aynı şekilde. Diyelim ki müdür şöyle bir şey bir ifade kullanıyor. Diyor ki sekreteri Ahmet ya da Mehmet'ten biri gelsin. Ahmet ya da Mehmet'i çağırır mısın? Ahmet ya da Mehmet'i çağırır mısın? Şimdi Ahmet ve Mehmet'i çağırdım. Problem yok. Yani ikisini Ahmet ya da Mehmet diyor. Ya da şöyle diyelim işte dün akşam maçlar oynandı. Biz sonuçları bilmiyoruz. Biri bize diyor ki Galatasaray veya Fenerbahçe yenilmiş diye duydum. Yani Galatasaray da yenilmiş olabilir. Doğrudur. İfade doğru oluyor. Fenerbahçe de yenilmiş olabilir. Bu ifade doğru oluyor. İkisi de yenilmiş olabilir. Bu ifade de doğru oluyor. Yani siz or kullandığınız zaman en az bir ifadenin doğru olması sonucun doğru olması için yeterli. Sonucun doğru olması için yeterli. Yani ben müdür olarak Ahmet ve Mehmet gelsin dediğim zaman her ikisinin gelmesi gerekiyor. Ama Ahmet ya da Mehmet gelsin dediğim zaman Ahmet gelince benim için yeterli. Çünkü Ahmet ya da Mehmet dedim. Mehmet gelse yine benim için yeterli. Ahmet ve Mehmet ikisi de geldi. Problem yok. Ya bana en az bir tanesi lazım. İkisi de geldi. Problem yok. Ama ikisi de gelmedi. Bu problem. Çünkü ben ne diyorum? Ahmet ya da Mehmet gelsin. Hiç kimse gelmedi. O zaman problem. Biz bunları print yaptığımız zaman şunu göreceğiz. Ee, eğer Tek bir doğru varsa sonuç doğru. İkisi de doğru değilse sonuç yanlış. Yani or kullandığın zaman üçünün doğru, birinin yanlış olduğunu görüyorsunuz. Ama and kullandığın zaman birinin doğru, üçünün yanlış olduğunu görüyorsunuz. Tekrar edecek olursak şöyle diyelim. EN kullanılan zamanlarda her ikisinin doğru olması şart, e, sonucun doğru olması için yoksa e, yanlış oluyor, false oluyor. Or kullandığınız zamanlarda ise Or kullandığın zamanlarda ise ne oluyor? Ee, en az bir doğrunun e, doğru sonuç vermesi için yeterli olduğunu görüyoruz. Yani true, burada bir true'muz var mı? En azından var. En azından bir true'muz var mı? Var. En azından bir true'muz var mı? Var. Burada hiç olmadığı için sadece burası false diğerleri hepsi true oluyor. Bu şekilde. Şimdi biz bunları e, rakamlarla belirleyelim. Şöyle sistem dibağımızı alalım bu kez içine rakamlar koyalım. Diyelim ki 2 eşittir 2 diyorum. Birinci kondisyonum bu. İkinci kondisyonum diyorum ki 1 büyüktür 2. Şimdi şöyle yazalım. Bunun sonucu true mudur, false mudur? Bakalım. Bana ne lazım? End olduğu için her iki şartın da doğru olması gerekiyor. Birinci şartıma bakıyorum. Doğru. 2 eşittir 2. Iki. Doğru. İkinci şartıma bakıyorum. İkinci şartım yanlış. Şunda yorum yapsak daha iyi olacak. Şuraya kadar yorum yapalım. Evet. Birinci şartım doğru, ikinci şartım yanlış. O yüzden bunun sonucu False olacak. Çünkü e, her iki şartın doğru olması gerekiyor. End kullandığımız zaman. O yüzden bu yan, e, yanlış, sonuç yanlış. Çünkü en az e, bir şartımız yanlış. İkincisine bakalım. Birincisi doğru olsun. İkincisi de doğru olsun. Ne diyelim? Mesela ikincisine ee, bir eşit bir eşit değildir 3 diyelim. Bir üçe eşit mi? Değil. Doğru. Bir üçe eşit değildir. Bu doğru. İki ikiye eşittir. Bu da doğru. Her iki şartımız doğru olduğu için sonucumuz doğru olacak. Üçüncüsünü yazalım. Bir örnek yazalım. Ne diyelim? Mesela ee, on küçüktür 20 ya da 10 büyüktür 20. Doğru mu? Yanlış. 10 20'den büyük değil. Şuraya da şey diyelim. 5 eşittir 5 diyelim. Sol taraf yanlış olduğu için en az bir yanlışın yanlışın olması yetiyor. Sonuçun yanlış olması için. Her ikisinin doğru olması gerekiyor. Bu da yanlış. Sonuncuya geçiyorum. Şimdi her ikisini yanlış yapacağım. Şöyle diyelim. 3 küçüktür 2 diyelim. Bu yanlış. Burada ne diyelim? 8 büyüktür 11 diyelim. Bu da yanlış. 8 11'den büyük değil. İkisi de yanlış olduğu için sonuç yine ne olacak? False olacak. Gördüğünüz gibi sadece her iki condition'ın her iki şartın doğru olduğu zamanlarda sonucumuz doğru. Diğer zamanlarda sonucun yanlış olduğunu göreceğiz. Execute yapıp bakalım. Bakıyorum. False, true, false, false. Evet, beklediğim gibi sadece ikinci kondisyonumuz, ikinci yani 17. sıradaki şartlarımız doğru olduğu için sonucun true olduğunu görüyoruz. Aynı şeyleri biz ne yaparız, ne yapabiliriz? Or için kullanabiliriz şu şekilde. Şimdi bunu or'a çevirelim. N değil, or olsun. Ne demiştik or için? Tek şart, tek şartın doğru olması yetiyor tek şartın doğru olması yetiyor. Bakalım birincisine bakıyoruz. 2 i̇ki eşittir 2. Hemen doğru diyoruz. Çünkü tek şart tek şart arıyoruz ve bulduk. İkincisinde aynı şekilde true. Her iki şartımız da doğru. Üçüncüsüne bakıyorum. 5 eşittir 5 olduğu için birinci şarta bakmıyorum. İkinci şart benim için yeterli. Bu da true. Sonuncuya bakıyorum. 3 2'den küçük mü? Değil. Yanlış. 8 11'den büyük mü? Değil. Yanlış. O zaman sonucumuz yanlış oluyor. Bunu, şu, e, şu yorumu buradan kaldıralım. Şu, nereye koyalım? E, şuraya koyalım. Evet, bu şekilde e, sadece son yazdıklarımı execute yapacağım. Execute yapalım. Görelim ne demiştik? True, true, true. En sonuncusu false. Çünkü en sonuncusunda iki şartımız da yanlış. Bize or olduğu zaman en az bir şartın doğru olması yeterli oluyor. Bu şekilde en sonuncusunda iki şartta yanlış olduğu için ne diyoruz? Sonuç yanlış diyoruz. Evet. Condition'lar böyle. Bu şekilde kondisyonları çalışabilirsiniz. Ee, farklı örnekler de olabilir. Mesela şöyle bir örnek verirsek. Sistem nokta debug desek. Şimdi bunun içine şöyle bir şey yazsak. Ee, şöyle diyelim. 2 birden büyüktür n diyelim. 1 e, eşittir 3 diyelim. Bu yanlış. Sonra or diyelim. Sonra or diyelim. Yani ikisini aynı e, işlemin içine koyuyoruz şu anda. Or diyelim. Ona da ne diye false diyelim. Evet false. Diye false yazıyorum. Ya yani şey yazmıyorum. Direkt false yazdım. Bu şekilde yazabilirsiniz. Zaten şunu söylemiştim. Şunun sonucu da zaten true ya da false. Bunun sonucu da true ya da false. Sonuca false yazmışsınız. Direkt false yazmışsınız. Yani hata yapmış olmuyorsunuz. Şimdi bunun sonucu ne? Buna bakalım. Highlight yapıyorum. Evet bugün biraz zaman alıyor. Belki yine execution log'larımız çoğaldığı için olabilir. Bunları kapatalım. Şu şekilde. Evet. Tipi bakıyoruz. 26. sıradakini herhalde bir şey yapmıştık. Sonucun false olduğunu görüyoruz. Neden? Şimdi önce şu ikisine baksak. Soldan sağa doğru gidelim. Önce 1 ve 2'ye bakıyoruz. 1 ve 2'nin sonucu ne? Bu önemli. 1 ve 2'nin sonucu 2 birden büyük mü? Doğru. 1 3'e eşit mi? Yanlış. O yüzden burası yanlış. Şimdi burada false geldi. Şu şekilde yazalım. Burada false geldi. Şimdi ne var elimizde? False var. False. Var. Or olsa bile en az bir şartımızın true olması gerekiyordu. En az bir şartımız true olmadığı için sonucumuz false. Şimdi tekrar geri gidelim. Bu kez buraya true yazalım. Şimdi 1 ve 2'den false gelse bile or olduğu için burada ve en azından bir true'ya sahip olduğumuz için sonucun true olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde de Birkaç condition'dan oluşan işlemler yapabilirsiniz. Bakıyorum. True oluyor. Neden true oluyor? En azından bir true e, true'ya sahip olduğumuz için sonuç true oluyor. Çünkü burada or var. Burada or var. Ya burası mesela end olsaydı. O zaman ne olur? E, şuraya bakıyorsunuz. Burası false. Şimdi elimize ne var? False var. Bir de true var. En azından bir tanesi yetmiyor. Her ikisinin de true olması gerekiyor. O yüzden buradan alacağımız sonucun e, false olduğunu göreceksiniz. Bakıyorsunuz. Evet. False. Bu şekilde e, condition'ları iyi çalışalım. Bunlar da çok önemli. Bunları iyi bilmek gerekiyor. E, Boolean işte true false. Ne zaman true olur? Ne zaman false olur? Hangi şartlarda sonucumuz true ya da false oluyor? Bunu bilmek lazım. Şöyle demiştik. Comparison durumlarında. Eğer siz iki eşittir kullanıyorsanız sonucun true ve false'dan farklı bir şey geleceğini beklemeyin. Ya da büyüktür ya da küçüktür. Büyüktür ve eşittir. Küçüktür ve eşittir. Bunları kullandığınız zaman sonuçun true ya da false olacağını hatırlayalım. Evet. Bu videodan sonra bir bir sonraki videomuzda e, ne ile devam ediyoruz bakalım. Burada bizim konularımız sırayla ben buraya yazmıştım. Oradan bakarak devam ediyorum. Evet. Bir sonraki konumuz matematik. Matematiğe gideceğiz. Buradan Logical'a gelebilirsiniz. Linki ben yorumlar kısmına koyayım. Logical kısmında ben tek tek örneklendirdim. Aynı örnekler, benzer örnekler var. Bunlara bakarak, unuttuğunuz zamanlarda da buradan bakarak konularınızı, ya bilgilerinizi refresh yapabilirsiniz. Evet, bir sonraki dersimizde matematik konusuyla devam edelim inşallah.